Hayırlı sabahlar. Bu süreçte malum yargılamalarda en çok kullanılan delil tırnak içinde olarak gösterilen Baylok için çok yayın yaptık. Mahkemelerin yüksek yargı organları dahil, anayasa mahkemesi dahil Baylok üzerinden nasıl bir çıkmaza sürüklendiklerini çok işledik. Bunun yeni örneklerini paylaşacağız bu yayınımızda. Tabi Baylok'la ilgili olarak BM İnsan Hakları Komitesi'nin sadece bu programın varlığı yüklü olması e, iddia edilen suçun varlığını ispata yetmez demiş idi. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de Baylok'la ilgili Türkiye'ye esaslı sorular yönelttiğini de biliyoruz. Şimdi bizim baştan beri e, savunduğumuz şey şu. Tek başına bu programın telefonda yüklü olması e, iddianın ispatına yetmez. Bu programla yapılan yazışmaların muhtevasına bakmak lazım. O muhtevada iddia edilen suçu işlediğine dair e, deliller varsa o zaman tamam ama sadece programın varlığı yetmez diyerek bugünlere geldik. Şimdi Yargıtay dahil, Anayasa Mahkemesi dahil böyle bir çıkmazın içine girdiklerini ifade etmiştik. Ve maalesef bu mahkemeler, yüksek mahkemeler Baylok'un varlığını ispat için yeterli bir delil olarak gördüler bugüne kadar. Ama bunun bir çıkar yol olmadığını ve yanlış olduğunu fark etmeye başladılar ama içinden de çıkamıyorlar bir türlü. Şimdi bu yapmış oldukları değerlendirme ve bir manada iştihat üzerinden şimdi bir takım böyle geri adım sinyalleri veriyorlar. Mesela Yargıtay'ın yeni bir kararı sosyal medya gündemine düştü. Orada sanığın işte silahlı terör örgütü yönetici üyelerinin kullanımı için oluşturulmuş ve münhasıran bu suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan ağ özelliklerini bilerek kasten sisteme ancak şifreyle girilebilen dönemde yoğun şekilde kullandığı tespit etmiştir, edilmiştir. Ancak şifreyle girilebilen dönemde ve bundan yola çıkarak avukat Rahmi Ofluoğlu şöyle bir yorum yapmış. Baylok Ocak 2015 tarihine kadar Google Play ve Apple Store'dan indirilebiliyordu. Yargıtay'ın kastettiği şifresiz girilebilen dönem bu dönem olabilir. Bu dönemle bu nedenle 2014 yılında yani 2015 öncesinde Baylok indirip kullananlar Yargıtay'ın bu kararı doğrultusunda beraat etmesi gerektiğini düşünüyoruz diyor. Demek ki Yargıtay artık belli bir dönemle sınırlama noktasına gelmiş. Yani şifreyle girilebilen bir dönem ve sadece örgüt mensuplarının şifreyle girip kullanabildiği bir dönem. Tabii örgüt tanımı da ayrıca üzerinde durulması gereken, tartışılması gereken, netleştirilmesi gereken bir konu cemaat eşittir örgüt, terör örgütü denklemi yanlış. Ama eğer 15 Temmuz olayını planlayan, işte onda bilerek rol oynayan, görev alan, planları hazırlayan vesaire bir örgüt üzerinden gidilecekse ona zaten kimsenin itirazı yok. Ama cemaati terör örgütü gibi gösteren bir değerlendirmenin kabul edilmesi mümkün değil. Şimdi bir başka örnek de Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Anayasa Mahkemesi Baylok'la ilgili bir mahkumiyet kararını, Yargıtay'ın da onadığı bir mahkumiyet kararını gerekçeli karar hakkının ihlali olarak değerlendirip böyle bir neticeye varmış. Ve diyor ki, Yargıtay uygulamasında da örgüt talimatıyla Baylok ağına dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaata ulaştıracak teknik verilerle tespiti kişinin örgütle bağlantısını gösteren bir delil olarak kabul edilmektedir. Buna göre örgüt üyeliği suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün paylok kullanımına dayandığı hallerde user ID, şifre ve grup elemanlarını içerir, paylok tespit ve değerlendirme tutanağı dosyaya getirilmeli, anılan tutanağın temin edilememesi halinde operatör kayıtlarıyla eşleştirme yapılmak üzere BTK'dan getirilen hız kayıtları ile HTS sonuçları karşılaştırılıp belirtilen hat üzerinden paylok kullanan kişinin sanık olup olmadığı doğrultusunda bilir kişiden teknik rapor alınarak karar verilmelidir. Yani işin teknik boyutunda yapılması gereken şeyler var. Zaten bunları mahkemelerin bir neticeye bağlayabilmesi mümkün değil. Teknik uzmanlık gerektiriyor. Bilir kişiden teknik rapor alınarak karar verilmelidir devam ediyor. Yine yargıta uygulamasında kolluk birimlerince düzenlenen Baylok CBS sorgu tutanağının Baylok kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın Baylok uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespit noktasında yetersiz olduğunun kabul edildiği ifade edilmelidir. Kolluk kuvvetlerince, birimlerince düzenlenen sorgu tutanağı yetersizdir. Mahkeme, kriptolu baylok haberleşme programının münhasıran örgüt mensuplarınca kullanılması nedeniyle BAYLOG sorgu sonucuna göre anılan programı kullandığı tespit edilen başvurucunun örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve söz konusu örgüte organik bağ ile bağlı olduğu gerekçesiyle mahkumiyet sonucuna ulaşmıştır. Ancak yargıta uygulaması kapsamında BAYLOG kullanımının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaata ulaştıracak teknik verilerle tespiti yönünden tek başına yetersiz görülen Baylok sorgu sonucu tutanağının somut olayın koşullarında neden kesin kanaate ulaştıracak nitelikte bir teknik veri delil olarak kabul edildiği açıklanmamıştır Yargıtay'ın kararında. Diğer bir ifadeyle kolluk birimleri tarafından düzenlenen sorgu sonucu içeriğiyle başvurucuya isnat edilen eylem arasındaki bağlantı açık şekilde ortaya konulmamıştır. Somut olayda mahkemenin terör örgütüne üye olması suçundan verdiği mahkumiyet kararında başvurucu hakkındaki davanın sonucuna doğrudan etkili bazı iddiaları ayrı ve açıkça tartışmadığı görülmektedir. Bu kapsamda mahkemenin başvurucunun örgütün hiyerarşik yapılanmasına kendi isteğiyle ve bilerek dahil olduğunu gösteren, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren ve delil olarak kabul edilen baylok kullanımı olgusunu bu yöndeki kabulün salt sorgu sonucu tutanaklarını da dayanması karşısında, tutanaklarına dayanması karşısında yargıta uygulamasına uygun olarak teknik verilerle yeterli şekilde ortaya koyamamıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir. Bunlardan ne anlıyoruz? Çıkardığımız sonuç şu. Anayasa Mahkemesi de artık işi sınırlama ve kesin delil olma özelliğinin çok önem arz eden, sonuç açısından çok önem arz eden teknik detaylarının eksik bırakılmaması gibi bir tırnak içinde hassasiyet gösterme noktasına gelmiş. İşte bilirkişi raporu vesaire. Sadece kolluk birimlerinin düzenlediği sorgu tutanağı üzerinden mahkumiyet tesis edilemez gibi Tabi bunlar yeterli değil. Esas gelinmesi gereken nokta Baylok ile yapılan mesajlaşmaların, haberleşmelerin muhtevası. Oraya bir türlü gelinemedi. Ve bu aslında aktarmış olduğumuz örnekler Yargıtay'ın da Anayasa Mahkemesi'nin de içine girmiş olduğu bu Baylok çıkmazında böyle ufak ilerlemeler kaydetme çabası göstermekle beraber Patinaj yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Halbuki çözüm çok basit aslında. Böyle bir on, ön kabulden vazgeçip onu terk edip yani Baylok'un tek başına varlığı yeterli delildir noktasından e, uzaklaşıp içerik noktasına yönelilebilse mahkemeler iş daha rahat bir e, zemine kavuşmuş olacak. Temennimiz oraya gelinilecek noktaya bir an evvel artık ulaşılması Çok gecikildi ve bu sebeple çok ağır mağduriyetler yaşandı, yaşatıldı ve bu mağduriyetler devam ediyor. Onun için mahkemelerin bu içine sokuldukları baylok çıkmazından çıkabilmeleri için aklı selime, vicdani duyarlılığı ve e, özellikle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi, işte BM İnsan Hakları Komitesi gibi dış hukuk mercilerinden gelen e, mesajların, uyarıların daha fazla yoğunlaşmasına ihtiyaç var, diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.